Alo. Alo. Abi, Faroe Adaları nereye bağlıdır? Abi öncelikle selamlar. Chat'e de Bize ne lan selamlar. selamından? Sorularımızı cevapla. Senin selamını isteyen olmadı. Anlat koçum, seni dinliyoruz. Faroe Adaları. Evet abi. Faro Adaları gördün zaten haritada yerini. Evet. Abi Allah'ın unuttuğu yer. Hakikaten unutmuş olabilir bu arada. Bir dakika. Aynen. Hatta haritadan aç abi. Açıyorum. Sana şey yerini göstereyim. Evini mi göstereceksin? Yaşadığım yeri. Kanka bir şey değil mi? Evini göstersen polis bile gönderemeyiz oraya. Baskın bile yaptırtamayız muhtemelen. Çünkü polis yoktur orada. Polis var da Danimarka'nın polisi İki abi. kişi mi? Üç kişi Kendi. mi? Kaç tane polis var? Abi şu ana kadar ben 5-6 tane gördüm ya. Tamam, toplasan 3 polis bütün bu adayı zapt eder zaten. 2 tane göz yaşartıcıyla siker sallarsın bu adayı. Neredesin? Söyle şehrini. Açtım kardeşim. Yayın geç geliyor. Bir de şehirleri var amına koyayım. Allah Allah ya. Sen şuna bak hele. Ne bu? Küçük. Abi üç tane büyük şehri var. Yes sir. En büyüğü Tórshavn Evet. abi. Yaklaşık bir 30 bin kişi yaşıyor. Az değilmiş lan bu arada. İkincisi Törşan bir İzlanda yapıyor. He. Klaksvík, üçüncüsü de Runavík. Ben üçüncüsündeyim abi, en küçük şehrinde. Ha, oranın da en küçüğünü buldun. Aynen. Glaxwick nerede? Runavik. Abi. Yettim. Elle ye. Enneme ye. Nerede oğlum bunlar? Kuzey, güney, doğu, batı? Abi Tórshavn Runavik mi dedin sen? güneyde. Runavik mi dedin? Aynen. Sen Runavik'tesin. Buldum aslanım. Adresin bulundu amcık. Fethedildin. O bu ne lan? O limanı var amına koyayım. Ya nasıl liman? Ne diyorsun ya? Parkeringi. Eik Bank. Eik diye bankanız varmış. Ike muhtemelen. Flying Tiger Kopenhagen ev Güzel. eşyaları mağazası. McCafe Bar. Allah Allah diyorsun. Abi çok güzel bir yer. O gösterdiğin otel de mesela şey gerçek yani. Ben bir kere gitmiştim oraya. Burada en çok yediğin restoranı söyle bana çabuk. En çok gittiğim restoran Angus abi. Angus. Nerede? Farhat. Ananı sikim, burada da mı dönerci var? Yok, pizzacıymış. Farhat Pizza. Farhat Pizza'da yedin mi lan hiç? Pizza abi. Yedim abi bizim hemen şurada 5 dakika şeyde Farhat hizmet abi. Pizza şavarma grill. Şavarma diyor. Döner de var o zaman. Döner yapıyor mu? İyi mi döneri? Yok abi leş gibi döneri var. Türk restoranı da var şeyde Tövşam'da. Anasının Pizza ama number buraya da one. mı gittik abi? Döşan'da pizza başkentte diyorsun. Dur, en sevdiğin yer Aynen. neresiydi? En sevdiğin yer neresiydi? Bir daha söyle. En sevdiğim Angus abi. Angus nereye yakın? Kıyıya yakın mı? Abi Runavik'te değil, Klaksvík'e gitmen lazım. En yakın Klaksvík'te. Glatsvik nerede lan? Birazcık daha ileride, kuzeyde. Gardhusit diye mi yazılıyor o? Yok. Klaksvík. Ne bileyim amına koyayım, isimler de normal değil ki. Kanka burada bir şey var. Abi zaten dili çok normal değil yani. Çok eski Nord bu. Evet, İzlanda ile Söldarfjörður. aynı neredeyse. İzlandik gibi isimler zaten. Aynen. Senin Ya hanım ne neredeyse aynı yapıyor burada? zaten Senin ya. hanım ne yapıyor burada? Abi benim hanım burada da Midberg diye bir bakery var. Orada şey pizzacı ya pastacı abi. Ha, senin Pasta hanım yapıyor. pastacı, burada çalışıyor. Nereli hanım? Aynen. Buralı abi. Runavik. Nasıl tanıştınız amına koyayım? Abi çok uzun hikaye ya. Bana ne anlatacaksın sikerler? Anlatayım. Bank Nordic'te dolaşıyorum ben, sen anlat. Abi Hangi bankada Bank hesabın? Nordic boş duruyor. Nordic biraz şey gibi, kazıklayacak gibi duruyor. Aynen abi. O zenginlerin bankası. Biz fakiriz abi. Abi lambayı görüyor musun orada? Lamba var. Lamba benim yaşadığım yer. En Lamba sonunda yaşıyorum abi. nerede? Lamba nerede? Hemen Runavik'in üstünde böyle arada bir dağ var orada. Vadide. Ne lambası lan? Bildiğin adı mı lamba? Lamba mı arıyoruz şu an? Ne arıyoruz? Aynen adı Lamba abi. Abi şehrin hemen üstünde bir yarık var orada. Orası. Lambareydi.
Lambayı buldum abi. E oğlum burada 3 kişi yaşıyor zaten. Sen İskandinav bir aşirete damat mı gittin amına koyayım? Burası full kızın akrabasıdır zaten yani. Ne olabilir ki? Abi zaten... He. Ne bu oğlum? Böyle ülke mi olur amına koyayım? Abi çok küçük ya. Çok küçük ya. Sen nerelisin? Olmaz Türkiye'de nerelisin? Ben İzmir'denim abi. Ya bir de İzmir. Oğlum İzmir zaten bütün ülkeyi kapsar. Ben sana söyleyeyim. Yani yüz ölçümü olarak değil ama... Abi... Benim geldiğim yer Bornova buradan daha büyük ya. Bir mahallesi buradan daha büyük. Lamba biraz böyle bir şeyi andırdı bana. Yanlış anlamayın. Bir mavi balinayı andırdı. Mavi balina oyunu. Evet. Şimdi Lamba'da zaten hiçbir şey yok. Mesela gece çıktınız dışarı. Zaten gece kimse yok değil mi dışarıda? 6'dan sonra bir kapandınız eve. Ya abi dışarıda sokakta kimse yok. Zaten bildiğin klasik İskandinav ülkesi. Hava buz gibi zaten. Herkes evinde almış birasını yatıyor yani. Ben senin beni neden izlediğini anladım kardeş. Abi ben işten çıktım, yorgunum, çayımı demlemişim, seni izliyorum, muhabbetin sarıyor, o yüzden. Hayır, burada bir şey yapabilir. Beni izlemeyip ne yapacaksın ki? Yani ne yapabilirsin ki? Herkes burada evde bir şekilde eğleniyor sonuçta. Ya çıkıp şurada ne yapabilirsin mesela? Denize gitsen ayağın kaydı, öldün zaten. Buzdur bu şu an amına koyayım yani. Yanlışlıkla düşsen buz şu ya, suya, buz. Öldün şu an. Yılın hiçbir zamanı denize giremiyorsunuz değil mi? Abi yazın girebiliyorsun. 4-5 derece oluyor. Yazın girenler 4-5 var. 4-5 mi? Ulan bak bu yaz denize gireceğim. Baktım 25 derece diyor. Dedim 25 derece suya mı girilir? Orala dedim buz gibi amına koyayım falan. 4-5 dereceye giren delidir bu arada ben. Aa arkadaşlar yer altı. Bir dakika, deniz altı şeyi bulduk. Ülkesi bulduk. Ananı sikeyim. Chat. Tünelden mi bahsediyorsun abi? Oğlum bu ne? Bu ne? Denizaltı şey bu, Atlantis'i bulduk. İp. Ne oluyor lan? Kanka, sen ne iş yapıyorsun? Abi orada Runovic'te Bakafrost diye bir şirket. Tamam adını verme artık, adını verme ya. İşini sordum ya. Heh. Abi zaten nereden bulacaktınız ki? Buluruz, internet büyük. Doğru. Sen söyle, Hustov'da taş mı taşıyorsun? Söyle, burada bir taş taşıma yeri var. Taş mı taşıyorlar lan? Yok abi. Ananı sikeyim, şurada görevli olduğunu düşün chat. Bu korku oyunu başlangıcı. Sikerim, böyle mekan mı olur lan? Korku oyunu başlangıcı lan bu. Bu ne lan? Abi niye öyle diyorsun? Ben çok seviyorum ya. Güzel bir yer. Lan ne bu, nesi güzel? Ölürüm lan ben burada korkudan. Silent Hill amına koyayım. Baksana bu direkt zaten gizemlerle dolu. Bak şurada bir şeyler, tövbe estağfurullah. Evet kanka, sen ne iş yapıyorsun? İşin ne işin? Abi ben somon fabrikasında çalışıyorum. Ben normalde diş teknisyeniyim. Ne fabrikası? Somon fabrikası. Somon var ya, balık. Balık, bildiğimiz somon balığı, evet. Aynen, somon balığı. Aha. Ne yap? Aynen abi, orada da somon yüzükleri, onlar ringler. Ha, orada somon yetiştiriyorlar. Çıkarıyorlar somonu. Sen de şey, aynen, bunu filetoya çeviren keko musun? Aynen abi, biz paketliyoruz Çin'e, Rusya'ya, Amerika'ya. Oo. İşte bütün Avrupa'ya. Bak burası uçan göl. Evet evet. Uçan göl diyorlar mı? Gölün uçtuğu falan yok. İşte evet. Denizin üstünde. Anladım, mantıklı. Denizin üstünde göller. Evet. Peki kankam, ne kadar maaşın? İyi mi? Abi bana göre iyi ya. Burada asker ücret zaten. Bildiğin... Eviniz var mı? Araba. Ne, asgari ücret ne kadara denk geliyor? Maaş asgari. Abi işte her şeyi çıkarsan 14 bin 15 bin kron. 15 bin ne kronu? Danimarka kronu. Danış. Böyle bakıyorum. 18 bin 150 lira. İyi para. Yetiyor mu sana burada? Yetiyor abi ya. Vallahi. Pahalı zaten mı? Zaten harcayacak başka yer yok. Pahalı çok mı hayat? Ya. Mükemmel. Aynen. Mesela. Ada ya abi. Her şey dışarıdan geliyor. Evet. Mesela yemek yemeye gittin hanımla. Tamam, oturdunuz. Birer tane pizza yediniz. Birer tane kola içtiniz. Kaç para çıktı cepten? Bir pizza. İki pizza.
Abi 180 krondan fazla ödemem yani şu anki fiyatla. 180 kron civarı diyorsun. 200 lira yani. Aynen. Aynen. Okey, yani çok inanılmaz pahalı değil. Ucuz, bayağı ucuz aslında yani. Bu aldığın bu maaşa göre çok ucuz. 18 bin lira maaşı var lan adamın arkadaşlar. Asgari ücret. Çok pahalı değil yani. Abi şimdi Türkiye'de de iki kişi iki pizza, iki kola içip 200 lira ödeyeceğin yerler var. Yani buna pahalı diyemezsiniz. Çok uygun bir fiyat bence. Yani asgarimiz bizim 18 bin almıyor, onu bir hatırlatayım. İnternetiniz çok merak ediyorum. İnternetin nasıl bu dağın başında? abi internetim çok iyi. Yani şu an için bir sıkıntım yok. Ama hani Danimarka'ya kıyaslayınca çok da iyi değil ya. Hani oyun oynarken bayağı ping giriyor. Allah Allah. Download upload kaç? Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. Hiç bakmadım. Bir Ne baksana. yalan söyleyeyim. Speed test yazsana bir bilgisayardaysan. Bilgisayarda mısın? Yazıyor. Aynen yazıyorum abi. Yaz bakayım bir. Abi neden garibine gitti benim senin yayınını izlemem? Ya ne bileyim yani Faroe Adaları'nda olsam başka şeyler yaparım diye düşündüm. Bir an gözümde tropik canlandı ama tropik değil tabii. Burası insanın pipisinin içeri kaçtığı sıcaklıklarda evden asla çıkılmayan bir yer olması lazım buranın. Doğal Şu an olarak. zaten kar var dışarıda. Evet şu an dışarı çıksan zaten muhtemelen bu arada sizin evi buldum ben. Sen şuradasın. Geylin sokakta oturuyorsun sen. Müstakil evin var. Hangisi? Yok. Şu 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 değil mi? Aynen. Müstakil evin var. Tamam. Kızın mı ev? Yok abi, evi kendim yaptım. Ne yalan söyleyeyim. Ben 2 yıldır buradayım. Yani evin her şeyini kendim yaptım. Alt katta basement'ı yaptık abi. Bütün dizaynını ben Sen kaç yaptım. yaşındasın? 24. Güzel. Kız kaç yaşında? O da 21. Ailenle şey olmuyor mu? Oğlum gittin oralara, neredesin evladım? Falan oluyor mu annede babada? Ya annem var sadece de annem de bir süre şey yaptı. Hani karşı çıktı ama ondan sonra dedi ki zaten TR'de ne yapacaksın? Hadi git bakalım dedi. Peki böyle Dene gel dedi. ne sıklıkta görüşebiliyorsun? Mesela anneni getirtebiliyor musun buraya? Getirtti mi 2 yıl içinde hiç? Son bir yıllık korona Ben gerçi 2 yıl ama. için aynen. Geçen yıl 2 kere gitmiştim. Onun dışında zaten bu yılda koronadan dolayı hiç gelip gidemedik. İşte Annen geldi dedim mi online hiç? görüntülü olarak. Annem hiç gelmedi. He. Annemin pasaportu falan yok. O Onu bir yüzden zor oldu. çıkarttırsan sen onu getirtirsin. Sonuçta artık yerleşiksin değil mi? Evlendin resmi. Ben evlenmedim abi. Sadece çalışma iznim var. Daha nişanlıyım sadece. Nasıl aldın oğlum çalışma izni ya? Başvurdum abi. Aldım yani. Eyvallah. Hiç şey sorun çıkartmadılar. Ama Yani evlenmeye de gerek kız duymadım. sana Annem şey zaten olmuştur ama evli. canım yani herhalde bir kefil olmuştur yani. O kadar kolay değil amına koyayım bu işler. Aynen. Şey babası çalıştığım yerde Ha, şey ha, ha. Tamam. Şimdi esprisi şu olayın arkadaşlar. yetkililerden biri abi. Bir şirket seni eğer işe almak isterse o zaman çok kolay gitmeniz. Yani torpil muhabbetini geçin bir kenara koyun. Eğer bir şirket davet ederse sizi iş görüşmesinden kabul alırsanız o şirket bu adam bize lazım diyerek gidiyor konsolosluğa ve işlemleriniz aşırı kolay oluyor. İnanılmaz kolay oluyor. Bunu söyleyeyim. Peki burada kayınvalide falan darlıyor mu sizi? İngilizce mi konuşuyorsunuz hep? Nerede? Yakın mı oturuyorlar? Belli ki yakın oturuyorlar. Üst katta Ne? oturuyorlar. Ben alt katta ayrı apartmandayım işte. Ya dedim ya abi, yeni 2 Apartman değil, ayda bir müstakil. alt kattayım. Ya müstakil de işte ben en altta basement'tayım. Onlar orta katta, üst katta çatı katındalar. Kavga edemez insan, seks yapamaz ya. Yalıtımı çok güzel. O Edebiliyor ses musunuz tonu yani. kavga? Ediyoruz ya. Tamam, Bunda bir seksi sıkıntı yok. sormayacağım o zaten inşallah. Yani bu kadar soğuk ülkede insan sıkılır. Evet, şey oluyor mu peki hiç böyle? Kayınvalide, kayınpederle oturup yemek yemece. Abi çok oluyor ya. Mesela Noel bu nasıl işte geçti? Bana geçen onu söyle. Noel'in nasıl geçti mesela? Çok güzel olur Noel'ler. abi mükemmeldi Oh, ya. oh. Böyle tam kar yağdı. Sabaha kadar içtik ya. Ne lan söyleyeyim.
Bir de aile içinde içiyorsun ya, o çok ilginç oluyor değil mi? Ya aynen işte, mesela ben oturuyorum masaya, babası geliyor hepsini ayarlıyor falan. Al bunu dene, al bu birayı dene, işte bir şeyler karıştırıp aynısı bu falan. Arada. Eggnog getirdi mi? Eggnog var mı orada? Eggnog getirdi mi babası? Yok abi. İşte. Yumurta likörü içmedin mi? Yok hayır. Ama şey yaptı bu Irish. Irish kafe. Irish kafe yaptı. Whisky kahve. Eyvallah. O da olur. Aynen. Tam böyle o benim Richard'larla ben geçirdiğim Noel'ler gibi. Ben de orada biraz iç güveysi gibiydim. Biliyorsunuz sevgilim vardı Richard. Benim olduğumda. Abi ben iç güveysi değilim ama ya. Ayıp oluyor. Hayır, iç güveysisin. Onu biz karar verdik chat olarak. Kardeşim sen dünyanın dünyanın unutulmuş bir yerine bile gitsen Türk yargılarıyla yargılanacaksın. Sen iç güveysisin gözümüzde. Bitti. İstediğin kadar. Abi ben. Bana ne? Evli değilim. Bana ne? Fark etmez. Biz ona karar verdik ve komşularla bunun dedikodusunu yaparız istediğimiz gibi. Tamam, o seni ilgilendirir. Yapalım. Yaparız. Ha, orada babası eggnog işte Irish coffee. Bizi ilgilendirmiyor. Sen artık iç güveysisin. Speed ben test ne oldu? Ben hiç babamı görmedim. Hiç şey yapmadım abi. Hiç tanışmadım babamla. Yani bu adam da benim babam gibi oldu. Çok kral adamdır kendisi. Eyvallah. Tam bir Viking'tir yani. Ama şey olarak çok iyi değiller mi yabancılar? Aslında hep böyle yabancılara soğuktur falan filan denir. Chat. Tamam. Üzgün şeyine getirmeyin olayı. Yabancılar hep böyle soğuktur falan filan denir ya. Ama böyle yaşlı olanları aslında çok kabul edici değil mi? Direkt almışlar seni işlerine yani. Bu kadar basit. Ya aynen abi, yeri geldiğinde koruyorlar ya. Çok böyle koruyucular. Ya mesela birisi ırkçılık yapsa sana ilk o adam kızar, biliyor musun? Delirir. Bu durur. Aynen. Ya şu ana kadar bir hiçbir ırkçılıkla şey karşılaşmadım. Bir tane eleman vardı mesela, siz niye Araplardan nefret ediyorsunuz bana dedi. Kendisi de Mısırlı abi. Dedim bizim Araplarla bir alıp veremediğimiz yok. O adam bende takıntılı mesela. Adam Mısır'dan gelmiş çalışmaya, bana takmış. Hı hı. Bir tek o var yani. Onun dışında kimse yok mesela. Burada hiç kimseyle bir sorunum, sıkıntım yok. Orada bile diyorsun yani, Mısırlı buldum. Abi Allah'ın Mısırlısı gelmiş burada bana laf yapıyor. Çok iyi ya. Abi peki İngilizce konuşuyorsun herhalde. Burada herkes İngilizce biliyor değil mi? Aynen. İngilizce konuşuyorum abi de şey işte, buranın dilini öğrenmeye başladım şimdi. Okula falan başladım. 2 yıldır okula gidiyorum. Harbi mi? Gelişme var abi ya. Birazcık daha zorlasam konuşacağım. O zaman bize şey de, 2 tane ekmek alabilir miyim lütfen? 2 yılda bunu öğrenemediysen siktir git ülkene, geri dön amına koyayım. Siktir git lan amık mültecisi. Dön lan ülkene. Hadi şöyle. 2 tane ekmek istiyorum. Abi derim bunu ama işte telaffuzum çok. Ya siktir et. Biz zaten hiçbirimiz anlamıyoruz ki. Sen söyle. Kanafova, Tveibrei. Güzel. Ben beğendim. Kulağıma İskandinav gibi geldi. Güzel. Çok basit. Beğendim. Lezzetli. Eğlendirdi. Güzel. Peki kızla nasıl tanıştınız? Hadi bunu çabuk ver bize. Bunu bize ver. Abi şöyle anlatayım. Çoğunuz inanmayacak zaten de ben yine de anlatayım size. Ya bizim inanıp inanmamamız önemli falan değil abi. Sen nasıl şey yaptıysan onu anlat. İnanan inansın, inanmayan da. Bize namun okuyayım. Orada sen şu anda yukarı çıkıp Irish coffee içeceksin yani orada pederle. Devam. Bir dakika, önce hız testi. Hız testi ne oldu? Abi hız testi download 26.35, upload'da 4.97 şu an. Çok da iyi değilmiş ama okey. Ya çok iyi değil ya. Evet. Adada olduğumuz için. Arkadaşlar adam köyde yaşıyor bu arada. Yani. Evet, devam ki. Aynen. Hayır, bildiğiniz arkadaşlar şurası bakın, saysam yani biraz üşenmesem saysam 30 haneli bir köy burası yani. 30 mu 40 mı? 40 haneli bir köy burası. Apartman bile yok yani, hepsi müstakil. Evet, buyurun. Burada zaten 100-150 metre şey var evde. Yani. Evet, nasıl tanıştın kızla? Abi şöyle, ben lisede sağlık meslek lisesindeydim. Hani İngilizce de yeterli değildi. Ben İngilizce öğrenmeyi seven bir insanım. Hani dil öğrenmeyi seven bir insanım genel olarak da. Hani İngilizce yeterli değildi. Hani kitaplar falan almıştım. Öğretmenim de kitaplar falan vermişti bana. Oku bunları, geliştirirsin diye. Evet. Yani ayrıca bir tane de uygulama söyledi. Bu uygulamadan da işte yabancılarla konuşursan daha iyi olur. Dur, ben biliyorum. Azman mı ne? Öyle reklamı çıkıyor devamlı. Azman'ı şimdi indir, sen de karılarla konuş falan. Neydi onun?
Uygulamanın adı neydi ya? Azar azar ha. Azar. Hep böyle karı dolu azar buralar. Azar değil abi. Ne, söyle hadi söyle, neymiş uygulama? Abi uygulama şu an şeyde bile yok ya, ortalıkta bile yok. Kaldırılmış hatta. Evet. Şey, MewChat. MewChat diye bir uygulamaydı abi. Evet. Ya işte. Anlat oğlum, anlat, dinliyoruz amına koyayım. Ben namını belli beklemeyeceğiz. Varrock TR değil burası, hadi. Tamam abi, işte öyle konuşmaya başladık. Ben işte konuşadım. O da bana İngilizce öğretiyordu falan işte. İlk adım ondan geldi. Benden bir şey geldi. Soracağım. Ben o nasıl öğretiyor? Yani onun çünkü şeyi ne? Onun geliri ne bu işten? O da işte burası küçük bir yer olduğu için yabancılarla tanışıyorlar abi. Ha, sıkılıyor. Aynen sıkılıyorlar. Genellikle mesela kral mı yabancılarla chatleşmek için. Aynen. Evet. Öyle işte tanıştık. Bir buçuk yıl falan konuştuk. Ondan şey mi dedi? Işte ben İzmir'e geliyorum mu dedi? Aynen dedi. İzmir'e de geldi iki kere. Geldi iki kere. Aynen, bir Kuşadası'na falan gittik. Gösterdim böyle, dedim sizinki ada mı ülke mi yani? Gel şu bir ülkemin güzelliğine bak dedim. Türkiye, Şenna. He? Bizim düzenimiz var burada deyip gelmedi. Şaka bir yana hocam. İşte gösterdim buraya. Bu da çok beğendi. İşte tatile buraya gelecek falan diye. Öyle işte. Valla kardeş, asgari ücretle ayda 18 bin lira kazansam yani tatile Türkiye'ye gitmem. Tatilde Türkiye'yi satın almaya giderim yılda bir iki kere. Giderim derim ki mesela ben işte orada işçiyim, vasıfsız işçi, yanlış anlama lütfen. Tabii ki vasıflı insanlar herhalde, yani senin 18 bin lira kazandığın, balık ayıklayarak küçümsemiyorum, yine yanlış anlama. 18 bin lira kazandığın bir ülkede herhalde doktor olsan 60 bin falan mı kazanıyorsun aylık, öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum değil mi? Yani. Abi şöyle mühendis bir örnek falan olsan. Çok aşırı bir örnek. Ver abi. Şimdi şey, Runavik'ten Tavşan'la deniz altından bir tünel yaptılar. Hı-hı. Abi haberlerde çıktı. Tünelde çalışan mühendislerin, Norveç'in mühendislerin saatlik ücreti 630 kron. Bu benim bir günde aldığım para abi. Saatlik ücreti 630 kron. Ben bu parayı bir günde çalışarak alıyorum. Ne, Türkiye'de kaç gündür çalışarak alınıyor, senin haberin var mı? Ben ama doktor işte, oku küfür etsin. Ama burayı karşılaştırıyorum. Anladım, çok para. Ya işte onu diyorum zaten, yani ben mesela ya. Yılda bir Türkiye'ye giderim, derim ki oteli kapatın. Anladın mı? Ya bir dakika, orada kazandı. Hayır, orada kazandığın parayla, tamam mı, çok giderinin olmadığını hesaba kattığımız zaman Türkiye'de otelde kalırsın yani. 5 yıldızlı. Kalırım ya. Kalırsın. Bir ay boyunca kalırsın. Kalırım. Bir aylık paranla bir ay kalırsın. Kalırsın. Kalırım ya. Ay be. Gelmiş. Kalırım büyük ihtimalle. Bizde mühendisler polis oluyor. Evet, aynen öyle. Güzel. Vallahi kralmış. Kız dedin bakery'de çalışıyor. Aynen. Bu şey pastry chef diyorlar burada. Şey, pasta yapıyorlar işte. Evet. Danish pastry. Pastry chef. Mi kız? Bayağı her türlü şey yapıyor mu? Neler var mesela böyle? Her en sevdiğin ne yapıyor? Hanımın elinden en çok ne yemeyi seversin? Leziz söyle. Oy. Bir dakika, bu arada bu soru. Pahalı tünel ücretli mi? Geçerken para verecek misiniz? Evet. Burada böyle ilk açıldığı ilk iki sene ücreti tam ödüyorsun. Uh-huh. İkinci seneden sonra %50'ye düşürüyorlar mesela. Olur mu bizim yanlış taktiği ben öğreteyim onlara. 10 yıl boyunca müteahhite geçiş garantili olarak vereceksin. Yani insanlar geçmese bile o parayı falan... Bunlar bilmiyor. Her sene %50'de zam bindireceksin. Bu salaklık mı olur? Onu bir Danimarkalı ya abiler... Allah'ın köylüsü ne bilsin ya. Bilmiyorlar onu, lambada anlatsan onu lambada. Taktikleri ver. Evet. Ne diyorduk? Ha, hanımın en elinden en çok yemeyi sevdiğin tatlı ne? Daha bugün getirmiş hocam. Karamelli bir kek var. Adın? Böyle üstünde kreması var. Heh. Adı yok mu? Kıza sorsana adını. Uyuyor şu an. Gece 12'de işe gidecekti. Ha, onlar geceden prep'e başlıyor. Sabah hazır oluyor. Doğru.
Aynen. Evet. Sabah 6-7'ye kadar. Almanya'da da öyleydi. Çünkü arkadaşlar Avrupa'da nedense sabahları tatlı yeniyor. Yani her zaman değil ama tercih ediliyor. O yüzden fırınlar genelde sabah erkenden biz nasıl simit çıkarıyorsak onlar da tatlı çıkarıyorlar. Fırınlar o yüzden gece çalışır. Dadı nasıl diyorlar? Dadı nasıl? Tadı güzel ya. İşte karamelli. Tuz var mı? Karamele biraz tuz var mı? Vardı, ben sevmiyorum ya. Ben söylüyorum. Onlar salted karamel çok seviyor. Aa, koyma mı diyorsun tuzu? Tam bir Türksün ya. Puh. Hocam güzel olmuyor. Damak zevkine. Hayır, ona böyle kosher salt atacaksın, taneli böyle. Salted karamel. Ya tam bir Türksün, gitmiş orada benim karamelime tuz atmayın diyor ya. Allah'ım beni deli edecek bu çocuk. Puh. Burada bir tane şey var. Bu buranın özel bir şeyi var. Eti var hocam. Evet. Kurutulmuş et. Hiç duydunuz mu bilmiyorum da. Böyle asıyorlar eti. 6-7 ay boyunca. Evet. Okyanustan gelen esintiyle et kendi kendine pişiyor. Tatlı mı peki? Tatlı olanını mı diyorsun? Yok, tatlı değil. Bizim pastırma yapıyoruz ama şeysiz, baharatsız. Anladım. Pastırma değil. Biz arkadaşlar, bizimkisi bayağı baharatlı. Biz baharat ve tuzla pişiriyoruz. Bunlar bayağı kurutuyorlar. Doğru mu anladım? Aynen. Doğru anladım herhalde. Aynen. Umami test oluyor. Umami diyorlar. Umami mi diyorlar ona? Evet. O zaman tadı umami oluyor. Adı ne etin? Rastçöt. Rastçöt. Peki domuz eti mi? Yok. Domuz etinden olmuyor. Sadece iyi, cehenneme gitmeyeceksin zaten... o zaman. Evet. İhtimal cehenneme gideceğim zaten de hocam. Zaten gitmişsin kardeşim. Bu ne, kaybolursun burada ya. Bu nedir? Ben VIP'ye aldım ya. Peki bir şey soracağım. O aşağıdaki küçük adalara gidiyor musunuz hiç? Gittin mi? Zaten adaların hepsinin aralarında tüneller var. Bir tek şeye gitmedim. En aşağıda Suroy diye bir tünel var. Türklerin saldırdığı yer. En alttaki ada. Saldırdığı derken çok mu Türk var? Yok. 1620. La buraya da mı dalmışız amına koyayım? Ondan toplar var. Ben dedim size. Ben size dedim abi, ondan var abi toplar. Yine buraya da mı dalmışız? Söyle, ha nereye dalmışız? Yine masadayız amına koyayım. Şu aşağıdaki parçaya mı dalmışız? Yok, en aşağıda Suroy diye böyle bunlardan kopuk bir yer var. 3 tane korsan, Türk korsan gemisi saldırmış. Eyvallah. Hatta fırtınaya yakalanıp böyle 100-150 tanesi ölüyor. Burada bir yer var. Şey diyorlar, Türkis Gravur. Ha, Türklerin kazındığı yer mi? Ne anlama geliyor? Türk mezarlığı. Gömmüşler orada kalanları. En alttaki. Ha, bir de gömmüşler. Aynen. Ya, çünkü hastalık çıkacak. Ha, yakmamışlar. Yine gömmüşler ama yani yakmamışlar. En azından. Aynen. Zaten yak. Bul artık, bul. Neyi yakacak bulayım oğlum? Yok ki. Adalar çok... bu değil mi abi? Nerede o? Abi en aşağıdaki görüyorsun bak, o parça var ya. Sumba'da mı? Orası. Nerede? Nerede? Bizi nereye gömmüşler? Lopra mı? Sumba mı? Adı, yerin adı Kvalba. Kvalba. Sol tarafta onun. Tamam, aynen. Arıyorum abi. Geç. Kvalba mı? Evet abi, ama şeyle yazılıyor. H-V. Tamam, şu an buldum bak yayında, gördün mü? Bu mu? Bu mu? Doğru mu? Geç geliyor abi, bakıyorum abi. Telefondan bakıyor sen. Bu. Kvalba demedim mi? Yanlış mı okudum? Burada şehitliğimiz var arkadaşlar. Gördün abi, haç işareti var. Kvalba Kirkya. Bu herhalde şey, church demek. Kirkya. Aa, puanlar çok abi, kötü. 7 tane yorum var. Grindalp'ı öldüren balinalar şey, için işte, dua ediyoruz. Ne? Balina avcılığı da var burada abi. İşte balina öldürülen yer burası. Ondan her yere kötü puan mı basıyorlar? Aynen, Sea Shepherd var ya, bunlar geliyor buraya. Aa! İşte, aynen.
Ya dünya Tam çok balık. ilginç bir yer amına koyayım. Balina avlıyorlar diye adam nereden nereli bu? Vallahi bilmiyorum nereli. Adam Kesin buradaki Fransızdır ya. Fransız ol da benzetemedim ama bilmiyorum. Adam buradaki çörçe eksi puan basmış abi. Ama Arap beğenmiş. Polonyalı da beğenmiş. Güzel sessiz yer. Polonyalı Allah'ım ya Rabbim bunların Katolikliği beni öldürecek. Dariusz Zaczkowski. Zaczkowski pardon. Dariusz Zaczkowski gelmiş burada bir duasını etmiş çıkmış abi. İkindi yıkılmış burada. Adam dünyanın sonuna gidip orada bak şey de beğenmiş. Haytham Al-Faifi. Haytham Al-Faifi demiş ki hoşlandığım tatlı bir yer. Anladım. Arap beğenmiş burayı bak. Buraya... Abi işte Türkler geliyor burada. İşte normalde İzlanda'ya gidecekler. İzlanda'ya bir şey düzenliyorlar. Sefer Ne düzenliyorlar bu abi? ama Kontra Viking mi bu? Nasıl bir şey lan bu? Adam Kontra Viking Türkleri aman yok koyayım. İzlanda'ya sefere gidiyoruz. Siktir git ya. abi Salak işte salak. fırtınaya yakalanıyorlar. Buraya sığınmaya çalışıyorlar. İki gemiden birisi sanırım şey oluyor. Batıyor. İşte buradan kız almışlar. 50 tane falan böyle. Abi buradan birisiyle çalışıyorum ben şu an. Yanımda 67 yaşında bir tane adam var. Adam buralı. Evet. İşte bana o anlattı oranın tarihini diye. 50 tane almışlar. Cezayirli. Genellikle korsanlar. Ama Türk olarak geçiyorlar. İşte bu Osmanlı'dan dolayı. Evet. Abidin 50 kişiyi alıp götürmüşler satmak 50 için. tane kız almışlar buradan. Evet, çok acayip ya. Ben inanmamıştım ya. Ne işiniz var burada? Nasıl Kanka geldiniz peki buraya? bunlar niye o zaman cesetler? Ve benim memleketimden 50 tane kız kaçırsalar satmak için ben cesetlerini okyanusa atarım abi. Bana ne? Ama geri gelir ki abi zaten. E gelip Çok şey mi fazla şey diyecek? var ya. Gelip cesetler nerede moruk mu diyecek? Sıçayım onun cesedine. Hayır. Cesetler geri kıyıya gelir o yüzden. Ha, wow, o da mantıklı lan. Ananı avradını ben düşünemedim onu. Hiç Faroefishingtackle.com bakayım. Burada fishing'e gidiyor. Ulan yemin ediyorum huzur var ya. Şurada kaybolup soğuğun içinde donarak öleceksin kardeş. Bak en güzel ölüm ben sana söyleyeyim. Vallahi bak öyle huzurlu huzurlu gitmek isterim. Böyle var ya şey izlediniz mi hiç Into the Wild? Pek huzurlu değil ama. İzledin mi Into the Wild? Yok. Tamam izleme İzlemedim. izleme moralim Ben yaşıyorum direkt abi. Sen Into the Wild'ı yaşıyorsun bildiğin. Ben aynen... Mezarlığı bulamadım ben bu arada. Senin adam sana yalan söylemiş. Yok abi. Şey böyle resmi olarak mezarlık değil ama bir tane şey var. Sign var. Ha. Orada şey yazıyor. Aynen. Türklü Vaynen mi yazıyor? Ne diyordu? Türşün Aynen mi? Kraviren mi dedin ne? Öyle bir şey nereden herhalde. Tuşkus Türşkus Gravur. Türk mezarlığı. Gravur. Aynen. Abi tuş da şey demek, kuru demek. Mesela Türkiye'de tuş galandı diyorlar. Kuru ülke. Kuru ülke. Sikerim Aynen. ha. Ne kurusu lan? Deveye biniyoruz falan mı zannediyor bunlar? Ne demek? Alo. CCC. Hayırdır amına koyayım? Ayıp etmişler bu arada. Ayıp olmuş. Onu evet, Ayıp ayıp ediyorlar. ediyorlar. Ayıp ediyorlar. Ama yani Turkey'den iyidir bence. Ben ne bileyim. Bence okey abi. Abi, benim kafam rahat ya. En istediğim şey zaten o ya. Yani Türkiye'de memur olabiliyordum. KPSS'ye falan girmiştim. Dayın var mı Memurluk mu dayın? burası mı Dayın var mı? diye. Olamazsın. Siktir git. Dayım yok Tamam ya. siktir git o zaman. Burada kayınpederim var abi. Bak gelmişti lambaya. Nerede? Heh. Tamam. Buradaki bütün komşularla tanıştın mı? Barbekü yaptınız mı? Kanlı sosis yedin mi? Kanlı sosis. Yedin mi? O kanlı sosis yedim mi? Yedim mi ya? Afiyet olsun. Nasıldı? Ben tadını beğenmedim ya. İçine kuru üzüm koyuyorlar abi burada. Tadı leş gibi ya. Beğenmemiş. Kanlı sosis beğenmemiş. Blutwurst. Tadı nasıl? Tadı leş gibi dedi. Beğenmemiş. Beğenmemiş. Peki orada keşfettiğin ve daha önce yemediğin en güzel yemek. Son sorum. Orada keşfettin. Daha önce yememiştin. Ya bunu iyi becermişler. İyi yerine koymuşlar. Dediğin yemek hangisi? Abi balina hiç denememiştim. Tamam mı? Balina
Mesela balina etini çok güzel pişiriyorlar. Bir de balinanın yağı var bu sırt kısmında. Onu salamura yapıyorlar. O da çok iyi gidiyor. Birayla falan böyle. Bira cips, o salamura tuzlu tuzlu iyi gidiyor. Adamlar balina kesip yiyorlar bu arada. Şey hiç balinayı tutmayı anlıyorum da. Sonra o balinayı nasıl kesiyorlar? Ya şimdi mesela Abi tutmuyorlar ki balinayı. kafasına Sürüyle sıkıyorlar. avlıyorlar. Sürüyle avlıyorlar. Aynen şey mesela belirli bir dönemde ya zaten burada şey var, kural var. Kardeşim bir Ya dakika ben balina gideyim o şeye bir yıldızını vereyim bir dakika. Nerede o kiliseye bir yıldız çakıyorum. Balina tutuyorsun lan. Bir yıldızı çakıyorum abi. Zaten lamba da balinaya benziyor. Bir gerildim ben. Lambaya hiç balina gelmiyor ya. Orası dar kalıyor. Geri Orada çıkamıyorlar. Oraya hiç somon yapıyorsunuz gelmemiş. zaten orada. Denize kurmuşsunuz Aynen çiftlikleri. biz full somon abi. Orada arada bir şeye gelirse, neydi onun adı? Deniz foku gelirse onları yakalıyorlar. Onun dışında bir şey gelmiyor. Aga siz de denizden ben geçsem beni yakalayıp sikeceksiniz. Deniz fokunu da mı yiyorsunuz abi? Abi hiç belli olmaz yani valla kazayla. Ya bir tane izlemiştim. Fokların kafasına balyoz gibi bir şeyle vurup bayıltıyorlar. Kürkleri kötü olmasın diye. Öyle mi yapıyorsunuz siz de? Yok yok ya şey fok yemiyorlar artık ya çok önceden Eyvallah. Peki. Eyvallah. fok yemiyorlar ben şakasını söyledim. Ya arkadaşlar şimdi böyle şaşırıyorsunuz ediyorsunuz da biz biraz retrospektle bakıyoruz dünyaya. Yani günün bilgisiyle geçmişe bakmak doğru olmaz. Mesela yarasa meselesi, Çin'deki yarasa meselesinde de insanlar şey dedi. Ya yarasa yenir mi? Anneni sikeyim ya. Koyun varken, kuzu varken. Arkadaş yani şimdi geçmişe dönüp baktığın zaman adam burada hangi koşullarda ne kadar inek, öküz, kuzu, tavuk nasıl yetiştirecek? Kendisi zor hayatta kalıyor. -30'lara, -40'lara çıkan bir yer burası. Hadi yazın hayatta tuttun, kışın nasıl hayatta tutacaksın? Anladın mı? Ne verdiyse doğa, adam onu yemiş. Bakmış denizden fok geliyor, vurmuş kafasını, yemiş amına koyayım. Gebersin mi herif? Ne yapsın yani? Geyik yesin. Abi avlaması zor. Yani sonuçta burada verdiğin enerji, Geyik yok abi. geyik yokmuş bu arada. Ama sonuçta verdiğin enerji ve aldığın enerji diye bir denklem var. Daha kolay bir şekilde enerjiye ulaşabiliyorsan onu alırsın. Çok basit yani. Bu kadar basit. Adam bakmış balina geçiyor, yunus geçiyor, fok geçiyor. Vur kafasına ye amına koyayım. Ne yapsın adam yani? Ne yapsın? Ne var? Ne yesin? Gayet normal. Sadece balıkçılık var. Bir de koyun var abi. 50 bin insan var mesela. 100-150 bin koyun var adada. O zaman Bomboş satıyorlar. O dolaşıyorlar. zaman satıyorlar. Aynen satıyorlar. Zaten bir kişi yılda yani en az 2-3 koyun yiyordur ortalama. Çok et yiyorlar zaten. Etten başka bir şey yediğimiz yok. Koyun korona. Koyun deyince korona geldi. Korona Toktir diye şehir var bu arada. Poftir. Abi Korona ne durumda? korona güncel rakamlara bakayım. Dün ilk kişi öldü abi. 68 yaşında birisi. İlk insan öldü dün. Yemin ediyorum Foroya adaları cenna cenna. Abi bizi es geçti ya. Peki bir şey soracağım. Burası bir yere bağlı mı, özerk mi yoksa tamamen bağımsız mı? Abi şeyde kendi parlamentosu falan var. Parlamentosu. Başbakanı falan var ama Danimarka'ya bağlı. O zaman Danimarka özerk cumhuriyeti. Danimarka'ya bağlı bir özerk cumhuriyet burası. Aynen. Doktorlar, şeyler, polisler hepsi Danimarka'dan geliyorlar. Hı, anladım. Mantıklı. Güzel ya. Peki Abi şöyle vergini kendin söyleyeyim. mi veriyorsun yoksa otomatik kesiliyor mu maaşından? Vergi otomatik kendi kesiyor. %42-40 falan kesiyorlar direkt. Ha yani senin işverenin Alıyorlar sana ampul. bayağı 40 bin falan ödüyor senin için. 40 bin TL'den toplam. 40 bin lira falan ödüyor. Aynen. Anonis. O aynen. Ama verginin Arkadaşlar içinde her şeyi var bir ya. ülke düşünün, işveren asgari ücretle işçi çalıştırırken 40 bin lira ödüyor. Bu herifin işverene kostu 40 bin lira. 40 bin lira chat. Refaha bak amına koyayım. Gidin şimdi evde maden suyu şişesine oturup ölmeyi bekleyin. Ben ne diyeyim abi? 40 bin lira adam. 40 bin lira adamın kostu Ama işverene. Ama, abi puh. verginin içinde her şey var ya. Benim doğacak çocuğumun okul masrafları da var verginin içinde. Mesela Yurt dışı dahil mi biz buna? her Çocuk gidecek ben diyor Almanya'da okuyacağım. Baba baba ich bin Deutschland. Deutschland Deutschland diyor. Ne olacak o iş? Oğlum bak gülüyorsunuz abi bunlara da bir dakika çok kısa bir örnek vereceğim. Suriye bu hale gelmeden önce ben ilk yurt dışına gittiğimde
Kendimi yemin ediyorum öksüz gibi hissettim. Sıfır şaka bak, bütün ciddiyetimle söylüyorum. Suriyeli bir tane arkadaşım vardı. Tamam mı? Çocuk bana şöyle dedi. Ben o zaman dil kursundaydım. Çocuk dedi ki bana devlet burada okuyayım diye hem burs veriyor hem dil kursumu ödüyor. Üniversiteye girdiğimde de bana ayda 2000 euro burs verecek dedi devlet. Suriye devleti. Öksüz hissettim lan kendimi. Ya dedim ben piç kurusu muyum ya? Ben hiçbir şey alamıyorum dedim yani devletimden bu konuda. Öksüz hissettim abi kendimi. Çok kötü hissettim yani. Ve o zaman Türkiye'ye dönüp baktığımda şey diyordum. Hani civarımızdaki bütün ülkeleri böyle döveriz diye bakıyordum ben. O zaman. Bahsettiğim yıl 2006-2007 falan. Anladın mı? Adam 2000 euro burs alıyorum dedi bana. Ve çok üzüldüm lan. Utandım yani. Utandım. Ciddi manada utandım. Ya dedim ben öksüz müyüm abi? Sesim titredi ya. Vallahi titredi sesim. Yani Suriye'den bir çocuk yurt dışına öğrenci olarak gidip bak daha üniversiteye kaydı olmamış. Yani üniversiteyi kazanıp kazanamayacağı belli değil. Kurs yapıyor sadece. Kurs. Kurs. Dil kursu chat. 2000 euro çocuk şey alıyordu. Burs alıyordu ülkesinden. Ve bu çocuk Hristiyan'dı bir de. Onu da söyleyeyim. Devam. Ne diyorduk? Devam abi. 2006 suresi. Çok ciddiyim. Abi korona sayılarını söyleyeyim mi? Söyle. İstiyor musunuz? Evet. Söyle. Abi şu an güncel 644 şey var, vaka var. 60 tanesi karantinada. Bir tanesi ölmüş, bir tanesi de hastanede yatıyor şu an. O ne lan? O Antalya günlük korona vakası. Hatta daha az bile olabilir. Antalya günlük abi bu. Yani böyle şey yapmazsak, fazla kıvırmazsak, asemptom, hasta gösteren, göstermeyen, bakıp da göz kırpan demezsek, Antalya'nın onda biri falan diyebiliriz ona. Evet. Vallahi o Antalya saatlik amına koyayım. Güzelmiş. Abi ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela burada çok fazla Türk ürünü var. Ben gözüme çok çarptı burada. Optil aynen. Şey, ne var bakalım? Paraya dalları Avrupa Birliği üyesi değil abi. Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Türkiye'den mesela çok fazla alışveriş yapıyorlar. Arabalarımız var mı? TOG var mı? TOG var mı? Abi o kadar şey getiren gelir getiren şeyimiz yok ki. Sadece eldiven satıyorlar. Eldiven kullanıyoruz. Eldivenler Türk eldiveni mi? Aynen. Ama şunu da söyleyeyim. Ben Malta'ya gittiğimde mesela bütün şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarının hepsi Türk otobüsüydü. Otokardı hepsi. Vallahi Türk otobüsüydü Malta'da. Hepsi. Sıfır şaka. Malta'ya gitmiş öğrenciler de bilir. Karsan mıydı? Otokar. Evet. Aynen. Sonra bayağı bir Meysu var. Otokar satıldı abi. Eyvallah. Satıldı. Ne var abi? Meysu. Aynen abi. O ne lan? Bizde var mı öyle bir şey? Meysu ne lan? Var ya abi. Meyve suyu markası. BİM'de satılan. Yani diğerleri mesela 20 ben... bizimki 10 kron abi. Oğlum abi 10 kron ya. Tamam oranın biminde satılıyor herhalde. Oğlum bir dakika 10 kron ya diyorsun da o 12-13 liraya denk geliyor Türk lirasıyla değil mi? Aynen. E tamam adam onu imalatı 10 kuruş zaten. Adam şu an %3 milyon karla şey yapıyordur şu an. Kayseri'de halay çekiyorlardır amına koyayım. Onu çıkar. Ama abi, içinde meyve aroması diğer... olan su anladın mı? Aroma atıyor. Adamlar Kayseri'de şu an halay çekiyorlardır evde. Forov adalarına meyve suyu sattık. Bir tek alıcısı da benim zaten ya. Ben de aldım. Memleket hayranında değil mi? Memleket özleminden arada meyve alıyor. Ah Didim sokakları. Aç bir küçük meyve. Güzelmiş. Ne yapalım abi ya. Biz de böyle işte 2 yıldır buradayım. Böyle abi. Varsa sorun abi başka. Son soru. Vallahi yani, bu son. Aşerdin mi? Aşerdin mi? Yani herhangi bir abi, yemeğe aşerdim. Yani bir gün sabah kalkıp ananı sikeyim simit yok orospu çocukları diye böyle sinirlendiğin an oldu mu? Abi canım o kadar kötü kokoreç çekiyor ki ya inanamazsın ya böyle. Akşam aklıma geliyor, kafama duvarları vuruyorum ya. O kadar kötü canım kokoreç çekiyor.
Burada 360 derece dolaşabileceğimiz bir yer var mı? Ona da bir bakacağım. Başkente gidelim mi? Sizin sokak yoktur herhalde. Yani Google oraya araba atmamıştır diye düşünüyorum. Ananı sikeyim ki 60. Var var var. Senin mahalleye giriyorum aslanım. Abi... İzin var mı? Ananın ama lambadayız abi, lambadayız. Gel. Hangi ev senin lan? Geliyoruz amına koyayım. Aç lan kapıyı. Aras kargo amcık. Senin mahalledeyiz. Aç lan kapıyı. Google'a bak, orospu çocuğu burada ya. Dolaşmış ya. Ulan ne işsizsin Google sen ya. Her evde iki araba. Abi, ne bu Türkiye gibi? Biz, bir dakika ya. Bizde her evde üç araba vardır. Ben dinliyorum sokak röportajlarını. Her evde üç araba. Herkesin cebinde cep telefonu diyorlar. Biz bunları geçmişizdir, ben sana söyleyeyim. Bakayım, güzel. Olur gibi. 2023 Türkiye'si. Buraya kadar girmiş bu arada adamların. Yani şurada dişini fırçalasa göreceğiz ha. Olur gibi. Abi sol tarafta kırmızı ev bizimki ya. Harbi bekleriz. Mi? Siktir lan, hangisi? Bu mu sizinki? Abi yayın geç geliyor da göremiyorum şu an. Bu sizin mi? Buna gelirim bak ha. Abi bir tane kırmızı ev. Gel abi bekleriz. Kanka öyle bekleriz deyince olmaz. Ben gelirim cidden. Ben gelirim bak. Ben o eksi 3 santimetre soğuk havalarına alışkın bir insanım. Ben gelirim. Bakayım. Abi gel, o gösterdiğin otelde sana 2 gece ısmarlayayım. Sözüm olsun. Eyvallah. Kahvaltısı kötü ama sen bana... Geleceğim, senin kayınpeder bana kahvaltı hazırlayacak. O şartla gelirim. Kayınpeder kahvaltı hazırlayacak. Ve adam var ya, mükemmel yemek yapıyor ya. Deme bak, onu deme. Vallahi bak... Bir şey yok ya. Bir de ben şey... Bu nasıl yol amına koyayım? Ben... Kaybolduk. İşte domuz yemiyorum. Bu normal kendine bacon alıyor. Bana da kalkun bacon alıyor. Aga be! Hindi. Aga be! Adam gibi adam ya. Yemin ediyorum bak, ben bunu çok seviyorum ha. Yani böyle saygılı olmaları çok hoşuma gidiyor. Sen domuz yemiyorsun diye bak, kaç yaşında adam sana hindi bacon alıyormuş. Yine bacon'dan geri kalmanı istememiş. Yüreğe el vermemiş yani kralın. Kral amına koyayım. Sizin evi buldum bu arada, bu. Bu sizin ev. Trampolin var şeyinde, bahçesinde. Değil mi? Değil. Yok. Yok. Ebenin ama hepsi Trump. Kırmızı ya. Hepsi kırmızı oğlum. Ya o zaman varmış, kaç yılında alınmış bu bilmiyorum ki. Sen gelince bu en aşağı doğru. En aşağı doğru abi, denize doğru. Denize doğru. Denize gel. Anne, denize gelmeden ikinci ev. Ne bileyim, doğru mahallede miyim? Sizin mahalle mi bu? Yok, aşağıdaki yola girmen lazım. Sırtımı, sen yukarı çıkıyorsun. Sırtımı camiye de veremiyorum ki. Abi o... Doğru mu gidiyorum şu an? Doğru gidiyorum. Vallahi bak, geldim bak. Geldim. Kardeşim köy değil mi? Burada niye herkesin arabası Volvo, Jolvo bilmem ne? Ne bu arabalar chat? Gerdek sokaktayım. Abi. Gerdek sokak. Gerdek sokak mı varmış? Abi işte sol taraftaki denize doğru gideceksin. Orası değil. Trambolinli olan benim ev değil. Gidiyorum denize. Yayın geç geliyor. Ben sana buradan yayını açarım da. Dur. Doğru gidiyorum. Şu an doğru gidiyorum. Vallahi bak. Beni neden banlıyorsun? Seni kim banlıyor lan? Ne oluyor? Buldum bu. Ben abone de değilim zaten. İzliyorum sadece. Bu değil mi? Bu. Yol niye tek şerit lan? Lan. Abi. Niye tek şerit oğlum bu yol? Çok belaya. AK Parti gelmedi buraya. Tek şerit yolları kullanıyor. Amına kodumun fakirleri sizi ha? Ay bu ne çok şeker burası! Lan ben burada intihar ederim, bu ne? Amına kurum, bu ne lan? Böyle güzellik mi olur? Allah kahretsin. Puh. Bu ne be? Ya arkadaşlar düşünsenize, ilk aşkınızı burada yaşıyorsunuz. Çocuksunuz böyle. Böyle 6-7 yaşında böyle bir çocukluk aşkı olur ya, burada yaşadığını düşün abi onu. Burada. Burada oturuyorsun, Cheetos yiyorsun. Yukarı çıkıyorsun, okyanusa bakıyorsun falan. Bir düşün aga. Bir düşün şurada. Var abi, sıcaklığı 7-24 var. Biz suya para vermiyoruz mesela. Su ücreti.
Su ücretsiz. Şey mi? Kayseri'de mi? Yok, burada yok. Aa, orada var mı şey? Ne bu Mitsubishi? Fakir bunlar ya. Bizde hep Audi var. Bunlar eski araba. Bunlar fakir chat belli. Anlaşıldı. Devam, bekleme yapma. Bunlar fakir arkadaşlar. Bak. Hale bak. Yolların hali bak. Audi ama eski tırt Audi. Anladın? Bu ne? Olmaz. Karavan almış. Mal amına koyayım. Boş iş bunlar. Aldın mı böyle? Dur onu yapmadığı zaman benim hoşuma gitmiyor mesela. Olacak araba. Bakayım. Bu ne? Eski araba. Anlamıyorlar. Bu işten anlamıyorlar. Bu. Vallahi bu. Bu amına koyayım. Bu. Buldum evini. Hadi siktir. Hadi. Siktir bu. Abi bekle de göreyim. Yayın geç bu. Geliyor ya. Bakayım bulmuşum. Buradan açıyorum sana yayını. Al. Al. Aç abi. Buradan açıyorum. Oğuz konuşuyor mu? Ben Oğuz'u duymuyorum bu arada konuşuyorsa. Ben de mutlu. Heh. Al. Bu mu? Görüyorsun mu? Discord yayını açtım. Geldi mi sana? Daha gelmedi. Aa, geldi. Bu mu ev? Discord yayınını göremiyor olabilir. Nina halletsene kızım. Ha, hallediyorum. Bu de, bu de. Bu, bu. Ev bu. Bu, bu. Uğraştırmayayım sizi bu, ya. Bu, bu. Bu, ev bu. Bu, bu. Bu, bu değil mi? Bu. Bu değil mi ya? Lan bir şey söyle, bu mu? Hocam bir yayın açıyorum. Yayını hemen izliyorum. Abi bir geri gel. Hemen bir geri gel. Bu değil. Anasının. Kırmızı demedim mi oğlum? Bak renk göreyim ben. Olay çıkartırım ha. Abi sağdın. Sağdın. Bu. 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 Bu mu? Aynen abi orası. Harbi mi? Soldaki kırmızı. Soldaki kırmızı bak. Ha bu. Aynen bu. Orası. Tam orası. Bu. Aynen. Ulan ne güzelmiş. Ulan niye bahçeye bir şey ekmiyorsunuz ya? Anlamıyorsunuz. Ben bahçeye patates ektim bu yıl abi. Bu eski fotoğraf. Patates ektim. Çok güzel patates oluyor burada. Kanka bir şeyler ekin ya bu bahçeye. Bu böyle olmaz. Bu ne lan? Ektim abi. Bu yıl patates çektim de 10 numara. Yazın en sıcak hali ne peki? Bahçeye çıplak şezlongda yatmaca oluyor mu? Oğlum ya adamın evinin arkasında doğal su kaynağı var amına koyayım. Su paralı mı diyorsunuz? Amına kodumun chat'i. Bunu Türkiye'de görsen kafanı sokarsın. Doğal su diye. Adamın evinin arkasında doğal su kaynağı var lan. Damacana doldururum lan ben oradan. Abi bir de çok şey güzel suyu var ya. Belli zaten çok. Deprem olmuyor. Güzel duruyor suyu. Hiç deprem olmamış ya şu ana kadar. Bir İzlanda'dan gelen sarsıntı oluyormuş. Damacana buradan doldurulur abi bu arada. Abi işte o. Eyvallah Hüseyin. O evin alt katını yaptım ben abi. Orayı böyle kendim güzelce yaptım. Orada yaşıyorum. E bitişiğindeki kim? Orası başkasına ait. O balkon bizim, yan taraf başkasına ait. Ha bayağı komşuluk ilişkiniz var orada ha? Orada şey insan yaşamıyor ya. Orası şey olarak kullanıyorlar. Koyunların yiyeceğini koyuyorlar. Ne diyorsun? Aynen. Allah Allah. İlginçmiş. Hayatım. Hayatım. Karımı çağırıyorum şu anda. Çok acil tuvalete gitmem lazım. Sana teşekkür ediyorum bu arada. Bizi çok aydınlattın. Vizyonumuzu geliştirdin. Hiç bilmediğimiz bilgiler aldık bugüne. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Acil tuvalete gitmem lazım. Çok acil. Abi yayın aldığın için teşekkür ederim. Herkese eyvallah. Selamlar. İyi geceler. Eyvallah. Görüşürüz. İyi şanslar. Hayırlı olsun. Altıma yapacağım. Kız! Altıma yapacağım. Allah'ı altıma yapacağım. Çabuk gel buraya. Ne oldu? Ya ne oluyor bir gelin. Biraz çit eğlendi. Ne oluyor? Gel hadi otur.